Tonkuş Akademi 9 sınıf kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Cebirsel ifadeler konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine programımızla başlayalım. Bugün günlerden 14 Ekim Pazartesi ve haftaya artık yazılı kampı başlıyor. Yazılıya çok yaklaştık. Peki yazılı kampında ne yapacağız? Önce güzel bir özet yapacağız. Sonrasında da yazılı simülasyonu, yazılıda ne çıkar diye sizlerle bakacağız. Hocalarımızın aklına girip sizin yazılıda rahat etmenizi sağlayacağız. Tabi ne yapmanız lazım sizin de? Sizin de arkadaşlar ödevleri tamamlamanız lazım. Bütün derslerden yavaş yavaş testlerdeki eksiklerinizi gidermeniz lazım. Konulardaki göremediğiniz, yapamadığınız, anlayamadığınız yerleri artık toparlamanız lazım. Sözü fazla uzatmayalım. Ne yapacağız bugün? Cebirsel ifadeler dedik. Akıl yürütmesine bakacağız ve karşılıklarını gözlemleyeceğiz. Sonrasında da cebirsel karşılıklarını tespit edeceğiz ve çıkarımlar yapacağız. Sonrasında da Artık ne yapacağız konuyu bitireceğiz bugünkü konumuz özdeşlikler cebirsel ifadeler tam kare ve iki kare farkı bunları az çok 8'den biliyoruz ve ne yapacağız üzerine gidip daha ilerinde öğreneceğiz diyelim öğrencilerin çarpma işlemini toplama çıkarma işleminin üzerine dağılmanı bildiğini ve cebirsel ifadende belirleyip işlemler yapabildiğini de kabul ediyoruz. Bunları bilmiyorsak lütfen bilelim. Zaten ben de yavaş yavaş size onları da tekrar göstermiş olacağım. Şimdi arkadaşlar ilk konumuz iki sayının toplamının karesi yani a artı b'nin karesi. Burada ne yapacağız? Nasıl oluyor diye baktığımızda a artı b'nin karesi demek a artı b'yi iki kez çarpmak demek. Üssü sayı da öyle demekti. Çarparsak ne oluyor? A a ile a kare, a b ile a b, b a ile çarpıldı a b. B ile B çarpıldı B kare. Hocam B ile A'yı çarptın. B A diyeceğine A B diyeceksin. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çarpmada yer değişme özelliği olduğu için A B A B ortak bir, bir, bir gözüktükleri için aynı şekilde yazabilirim. O zaman A kare artı 2 A B artı B kare diyeceğim. Veyahut da şöyle diyeceğim. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesi tekerleme şeklinde lütfen hepiniz bunu ezbere biliniz. Çünkü çok önemli bu geometrik temsil yardımıyla bulunuşu uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü zaten derste bunu iyice işlemiştir hocanız diye düşünüyorum. Biz burada biraz daha pratik nasıl hızlı geçebiliriz onlara bakacağız. Birincinin karesi yani burada A bir sembol. Mesela A'nın yerine 2x olsaydı 2x'in karesi. Yani x'in karesi değil 2x'in karesi olacaktı arkadaşlar. Bunu sakın unutmayalım. O yüzden şu tekerlemeyi lütfen iyi bilelim. Birincinin karesi, birinciyle ikiye çarpın iki katı, ikincinin karesi. Ve dikkat edin şurada iki sayısı bize çoğu yerde yardımcı olacak. Aklımızda olsun. Bakın mesela ne yapıyoruz? Birincinin karesi yaptım. Birinci ile ikincinin çarpımı 3 ile x'i çarptım. 3x, 2 katı 6x, ikincinin karesi 9. Yapıştırdım, bitti. Bakın şimdi çok dikkat. Birincinin karesi. Ha, birinci dediğim ne? 2x. 2x'in karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 10x. İki katı da 20x oldu. İkincinin karesi de hop ne geldi? 25 gelmiş oldu. Birincinin karesi. Bakın 3x'in karesi. Hem 3 hem x'in karesidir. O da nedir? 9x kare. Birinci ikincinin çarpımı 3x. 4y. 12 x ye eder ama iki katını aldığında 24 x ye dedim ve de ne yapacağım karisi karesi 4 y'nin karesi de nedir 4 y'nin karesi hem 4'ün karesidir bu hem de y'nin karesidir bunu üstü sayılarda görmüştük parantez kare olunca ikisinin de hatta 4'ün karesi y'nin karesi ise bunu da biz ortak parantez alabiliyorduk 4 y'nin karesi de ne olacak 16 y kare olmuş olacak. Evet bir sonraki sorumuza geldik. Yavaş yavaş artık iyice derinleşelim olaya. Bakalım nasıl olacak? Bize x artı y'nin 3y'nin karesi diyor. E soruya bakıyorum x'in karesi var. 9y kare var. Aa bu birincinin karesi. Bu da ikincinin karesi. Ama bu açılım bunun karesi değil. Bakın sakın o yanlışı yapmayın. X artı 3Y'nin karesi nedir arkadaşım? X kare artı 9Y kare değildir. Neden? Çünkü bu bunun yanında bir de birinci ile ikinci çarpımın iki katı var. Orayı sakın unutmuyoruz. O yüzden ne dedim arkadaşım hemen? Burada bunu gördüm. Tamam tam kareye benziyor. Peki burayı hemen tam kare gibi yazalım. X artı 3Y'nin karesi eşittir nedir arkadaşlar? Bakın birincinin karesi tamam. Birinci ile ikincinin çarpımı 3X'ye iki katı 6X'ye tamam. Artı ikincinin karesi 9 Y kare tamam. Şimdi soruya baktığımda ben zaten ne görüyorum soruda? X kare artı 9 Y karenin ne olduğunu 18 olduğunu gördüm. E, X Y'nin de 2 olduğunu 6 ile çarptığımda da 12 olduğunu gördüm. O zaman bunun cevabı neymiş arkadaşım? 30'muş. Bir daha söylüyorum. Kimin cevabı 30? X artı 3 Y'nin karesinin cevabı 30. Ama bana ne soruyor soru? Bana X artı 3 Y'nin pozitif değerini soruyor. Her iki tarafı köke alırsam da kare ile kök gider. Mutlak değer gelir ama pozitif değeri dediği için o zaman anladım ki x artı 3y eşittir. Kök 30'dur dedim bu soruyu da bu şekilde bitirmiş oldum arkadaşım. Çok hoş bir soru öğrenmek adına biz de öğrendik geçelim artık. Bir de bize bir tanesi normal bir tanesi rasyonel görünümlü sayı verirse bilinmeyenlerle ne yapacağız? İşte burada da yine ben ne yapıyorum? Soruda bana x kare artı 1 bölü x kare birincinin karesi ikincinin karesi verildiği için ben hemen ikisinin iki tarafında karesini alıyorum. Dikkat edin bunun karesi bu değildir. Neden? Bir de arada ne olacak? Birinci ile ikincinin çarpımın iki katı olacak. X artı iki tane birinci çarpı ikinci artı bir bölü x'in karesi olacak. Ve de bunun cevabı ne olacak arkadaşım? Eşittir 36 olacak. Şimdi çok dikkatli bakıyorsun. Bu x kare zaten benden istenen şey. Artı. Bu 1 bölü x kare benden istenen şey. Bu da tamam. Burada da bunun altında görünmez bir vardır. Ne yaptık? Çaprazlamasına sadeleştirdik. Geriye sadece 2 kalmış oldu. O zaman ne oldu? Karşı tarafta 36 idi. X kare artı 1 bölü x kare ne olmuş oldu? 2'yi karşıya attığımda da 34 olmuş oldu. Bu soruyu da bu şekilde bitirdik. Çok önemli bir mevzuydu. Bunu da anlatmış olduk ve artık ...daha zor bir soruya geçtik... ...şimdi dediğim gibi arkadaşlar... ...275'in karesiyle... ...125'in karesini gördüğünüzde... ...hemen arada da ikisinin çarpımının... ...iki katı varsa... ...sen şunu diyeceksin... ...275 artı 125'in... ...burada bir kare açılımı var diyeceksin... ...ama tabi de soruda bir de ne var... ...kökü var... ...devam edelim aşağıda da... ...78'in karesi 22'nin karesi... ...ne olmuş oldu birinci dekinin çarpımının... ...iki katı muhabbetinden... 78 artı 22'nin karesi olduğunu fark ettim. Karesinin kökünü de yapmış oldum. Şimdi hemen soruyu toparlayalım. 100, 275, 125 daha 400'ün karesi kök içinde bölü aşağısında 100'ün karesi. 78 artı 22, 100'ün karesi kök içinde. Kare ile kök gider, kare ile kök gider. Yukarısı 400, aşağısı 100 dedim ve cevabı da 4 deyip olayı bitirmiş oldum arkadaşım. İşte buradaki mevzu birinci ile ikinci çarpımın iki katını gördün mü olay bitmiştir. Gerisi hikaye. Geldik iki, kare, iki sayının farkının karesine geldik. Biraz önce yaptığımızın tıpkısının aynısının benzeri. Bakın ne yapıyoruz? İki tane a eksi b'nin karesi demek. iki tane a eksi b'nin çarpımı demek. Çarparsak da a ile a'yı çarptım a kare. A ile Eksi B'yi çarptım. Eksi AB. Eksi B ile A'yı çarptım. Eksi AB. Eksi B ile eksi B'yi çarparsam artı B kare. O zaman dikkat ediyorsun arkadaşım. O zaman dikkat ediyorsun. Neye dikkat ediyorsun? A kare eksi 2 AB artı B kare. Yani birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpın iki katı ikincinin karesi. O zaman ne diyoruz? Bu arası artıysa bu arası artı. Bu arası eksi ise bu arası eksi oluyor. Demek ki artı ile eksinin arasında devasa bir fark yok. Sadece arada iki tane hani birinci ikinci çarpımı... iki katı olan yerde artı ise artı koyuyorum. eksisi ise eksi koyuyorum. Geometrik temsili zaten okulda hocamız çokça anlatmıştır. Oraya uzatmıyorum ve geçiyorum. Artık mevzuyu biz nereden biliyoruz? Zaten biz mevzuyu toplamının karesinde görmüştük. O zaman hızlıca yazıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı eksi 5x. O zaman iki katını aldım. Eksi 10x. Eksi 5'in karesi de 25 olarak karşıma geldi. Geldim alttakine. Birincinin karesi artık burayı anladık. 2'nin de x'in de karesi olduğu için 4x kare. Eksi ile ikincinin çarpımının 2 iki katı ne olmuş oldu? Eksi 2x'in 2 katı. Eksi 4x. Eksi 1'in karesi de 1 diye karşıma geldi. Alt, aşağıya geldiğimde de 3x'in karesi 9x kare oldu. Biraz önce söyledik 2x gibi 3x'te de, de hem 3'ün hem x'in karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 5y 3x ile çarparsam 15xy eder. Yalnız 2 ile çarpacağım 30xy edecek. Tabii ki de önünde eksi var. Eksi 30xy dedim. Ve de ikincinin karesi de 5y'nin karesi de 25 y kareyi patlattım ve bu kısmı da bitirip geçiyorum. Şimdi arkadaşım işte işte artık yavaş yavaş görselleri algılıyor olmamız lazım. A kare, B kare, Eksi 2 AB. He, bana sorulan şey demek ki A eksi B'nin karesidir diyeceksin. A'yı adam sana ne diye vermiş? 29 bölü 6 diye vermiş. B'yi adam sana ne vermiş? 5 bölü 6 diye vermiş. Sorulan şey de bunların farkının karesiydi. O zaman 29 bölü 6'dan 5 bölü 6'yı çıkartırsam ortak payda da 24 bölü 6 olacaklar. 24 bölü 6'nın karesi de ne olmuş olacak? 4'ün karesine eşit olup cevabı da ne olmuş olacak? 16 olmuş olacak. 24 bölü 6 4'tür dedik ve olayı bitirdik. Yani biz görselleri iyice alışmamız lazım arkadaşlar. A kare artı B kare. Yani burada mesela 9 B kare olsaydı 3 B olduğunu hemen söyleyecektik dedik geçtik. Geldim buraya. Bana A kare artı B kareyi soruyor. Bir dakika. A kare artı B karenin nereden geleceğini biliyorum. Şu vatandaşın karesini alırsan Buradan gelir. O zaman nasıl gelir ama? A kare eksi 2AB artı B kare eşittir. Ne gelmiş oldu? 25 gelmiş oldu. Şimdi dikkat. Zaten bana soru neyi soruyor? A kare artı B kareyi soruyor. E elimde ne var? Eksi 2 tane AB var. AB'nin de 3 olduğunu gördüm. Cevabım ne çıktı? 25 çıktı. Hemen toparlayalım o zaman. A kare artı B kare eksi 6 oldu burası. Karşıya atarsam da 31 olmuş oldu. İşte bu kadar. A kare artı B kare nereden geldiğini biliyorum. Ve unutmuyorsun tekrar tekrar söylüyorum. Sakın bu hataya düşme. A eksi B'nin A artı B'nin karesi A kare eksi B kare ya da A kare artı B kare değildir. Arada ne var? Birinciyle ile ikincinin çarpımın iki katı var. Arası eksi ise eksi olacak. Arası artıysa da artı olacak. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Unutma diye. Şimdi gel gelelim böyle x'siz köklü bir sayı büyük büyük sayılar. Ne yapabiliriz? İşte matematikte bazen böyle büyük sayılar birbirine yakınsa sen bu sayılardan birine a de yapıştır geç. Bak mesela ben bu adama a dedim. Kök içinde bu adam ne oldu? A. E bu adam buna çok benziyor. Nedir bu? 6 fazlasıdır. A artı 6 dedim. Artı 9 diye bir soruymuş bu. Biraz daha toparlayalım şunun ağzını burnunu. Ne oldu? A kare. Buradan ne oldu? 6A. Bir de dışarıda ne vardı? 9 vardı. Bakın A kare 6A artı 9. Devam ediyorum. Bu sefer ne olmuş oldu arkadaşım? Dikkat et. A kare artı 6A artı 9. 9 dediğim 3'ün karesi. A kare dediğim A'nın karesi. 3 e, ile A'yı çarparsam 3A 2 katı 6A. He, o zaman A artı 3'ün karesi olmuş oldu. Olay çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Bunlar birbirini götürdü. Cevap ne çıktı? A artı 3 çıktı. E, A dediğim 204'tü. O zaman 3 ile toplarsam da 207 cevabını çok da güzel, çok da iyi bir şekilde bulmuş oldum. Bakın bu A kare, ya yani burada bize 210'a da A diyebilirdik. O zaman da ne olacaktı? A eksi 3'ün karesi olacaktı. A ya da 210 dediğimiz için de 3 çıkartırız. 207 yapardık. Yani burada bu gibi sorularda da ne yapıyorsunuz? Bilinmeyene A vererek olayı toparlıyoruz. Geldik bir başka seye. O da ne? 2 kare farkı özdeşliklerde çok önemlidir. Peki 2 kare farkını nasıl anlayacağız? Nasıl yapacağız? Geometrik temsile yine dediğim gibi hiç girmiyorum. Okulda çokça zaten hocamız söylemiş olması lazım. A kare eksi B kareyi ortaokulda da 8. sınıfta da gösteriyorlar diye biliyorum. A artı B belki depremden dolayı geçen sene e, siz bunları görmemiş olabilirsiniz. Ama e, bu kısım 8. sınıfta vardı. Sınavda da genelde 8'de de çok soruyorlar. A, A artı B ile A eksi B'nin çarpımında bakın eksi A B artı A AB geldiği için bunlar birbirini götürüyor. A kare eksi B kare oluyor. İşte biz 2 kare fark dediğimiz A kare eksi B kareyi hemen ne diyebileceğiz? A eksi B, A artı B diyebileceğiz. Ya da A artı B ile A eksi B'nin çarpımını ne diyebileceğiz? İki kare farkı olarak bilmiş olacağız. Hemen ne dikkatimi çekiyor? Birincinin karesi. Hemen ne dikkatimi çekiyor? İkincinin karesi. 2 İki A, B olmadığı için, arada eksi olduğu için ne yapıyorsun hemen? X eksi 6, X artı 6. Çok basit. 4P kare. Bak 4P kare dediğin şey 2P'nin karesidir. 25'te 5'in karesi. O zaman ne yapıyorsun? En öz hallerini alıp çıkartıyorsun. En öz hallerini alıp çarpıyorsun. Nokta net. Bitti. Bak 16x kare nedir? 4x'tir. 49y kare 7y'dir. O zaman 4x eksi 7y. 4x artı 7y yaptın ve olay bitti. Sadece yapman gereken olacak olan bu en öz hallerini alıp topluyorsun. En öz hallerini alıp çıkartıp çarpıyorsun. Burada bilmen gereken 4P karenin 2P olduğunu, 2P'nin karesi olduğunu, 25'in 5'in karesi olduğunu biliyorsun. 49Y kare 7Y'nin karesi olduğunu biliyorsun. Önündeki eksi de 2, 2 kare farkının eksisi olduğunu biliyorum. Şimdi bak gel yine A kare var. Eksi 25 B kare var. E yapalım. O zaman en özelleri A, en özali 5B. A eksi 5B çarpı A artı 5B dedim. Cevapta da neymiş? 27'ymiş. A bir dakika A artı 5B'yi vermiş. 9. E o zaman bu adam ne olması gerekiyor? Bu adamın da 3 olması gerekiyor. Tamam toparlayalım o zaman. Bakın A eksi 5B neymiş? 3'müş. A artı 5B e, 9'muş. Hocam bunu nereden 3, 3 buldun? E, 9 neyi çarparsan 27 de eder. Demek ki şu vatandaş 3'müş. O zaman taraf tarafa toplarsam ne olur? Eksi 5B artı 5B bir götürür? A artı A hop 2A. 3 artı 9 hop 12. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde de A'nın 6 olduğunu bulmuş oldum. A'nın 6 olduğunu bulduysam da gerisi bizim için hikaye. Çünkü A'yı sormuş soruda. İşte bu kadar. Yapacağımız olay tamamen buymuş arkadaşlar başka bir hikaye yokmuş. Geldik bir başka sorumuza. O da bize ne söylüyor arkadaşım? Diyor ki aşağıdaki karenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı. Yani şurası A ise burası B'dir. Yeşil bölgenin alanı, bir dakika yeşil bölgenin alanı dediğin şey A A olan bir karenin yani A karenin e burada da B kare var. Kenarları BB olduğu için B karenin farkı mıdır? Ve bu yeşil alanda 13 müymüş? Bu arada A ile B'de yine söylüyorum tam sayı mıymış? Soruda söyledi. E yapalım o zaman. A eksi B en özelleri. A artı B en özelleri toplamıdır. Peki tam sayıdan tam sayı çıkar. Tam sayıyla tam sayı toplarsan ne olur arkadaşım? E tam sayı olurlar. Tam sayıyla tam sayı çarptığımda tam sayı oluyorsa... O zaman demek ki asal sayıysa... Bunlardan biri bir, biri 13. Tabii ki de burada tam tersi olması düşünülemez. Çünkü kenarların pozitif. O zaman ben ne biliyorum? A eksi B 1'dir. A artı B nedir? 13'tür. Taraf tarafa toplarsak ne oldu? A eksi B, A artı B birbirini götürdü. 2A eşittir 14. Buradan da ne olmuş oldu? A eşittir 7 olmuş oldu. Bize A'yı sormayabilir. Karelerin çevreleri toplamı diyor. A'nın haricinde ben neyi bilmem lazım? Aralarındaki fark birdi. O zaman B'de kaç kaldı? 6. Bakalım toplamları da 13 mü? 13. Bize ne diyor? Çevreleri toplamı diyor. Çevre büyük olan CB, o da nedir arkadaşım? 4 kere 7'den 28'dir. ÇK ne olsun? O da küçük olan çevre olsun. O da 4 kere 6'dan 24 olsun. Toplamları ne oldu? Benim için 52 olmuş oldu. Çünkü 4 kere 13 52'dir bu şekilde de söyleyip gösterebiliriz. Geldik arkadaşım kök içinde kök bulmalara. Şimdi bakın burayı yaptıktan sonra da zaten dersimizde ödülü sorumuza geçiyoruz ve çok kolay bir şekilde bitiriyoruz olayı. Şimdi çok dikkat çok dikkat çok dikkat çok önemli bir mevzu. O da şu ben burada sana bu olayı farklı bir şekilde göstereyim. Şimdi arkadaşım biz bugün ne gördük? Biz bugün A artı B'nin karesini gördük. Doğru mudur? Burada ne diyorduk biz? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi diye ben bir şey gösterdim sana. Peki arkadaşım. Peki ben bunu köklü sayılarla ifade etseydim. Kök A artı kök B'nin karesi deseydim sana. Kök A'nın karesi gelecek delime. Bakın. Kök A'nın karesi. Artı iki tane kök A çarpı kök B. Birinci çarpımının iki katı. Sonra da ne gelecekti? Kök B'nin karesi gelecekti. Şimdi çok dikkat. İşte burada arkadaşım, kök A'nın karesinden A gelir. Kök B'nin karesinden B gelir. Köklü sayılarda iki tane kök birbiriyle çarpılırsa iç içe geçerlerdi dereceleri aynıysa. O zaman kök içinde AB olur. Şimdi burada işte mevzu şu. Sen böyle A'yı B'yi gördüysen ve içeride de ikisinin çarpımını gördüysen ki genelde bu çaktırılmaz. Sana çaktırmaz. Ne yapar? Sayıları toplar. Bir bilmece bulmaca yapacağız burada. Ne yapacaksın? Hangi iki sayının toplamı? Hangi iki sayının çarpımı diye bir top, e, bilmece bulmaca yapacağız. Bir de adam gider ne yapar? Bunun üstüne kök koyar. O da ne demektir? Kökle kare gitsin. Sen burada kök A, kök B çıksın. Cevap demektir. İşte arkadaşlar bu mevzu tamamen bununla ilgili. Yani mevzu şu. Sen bir tane daha doğrusu iki tane sayının toplamını burada çarpımını burada görürsen ve kök içinde o nedir? Kök A artı kök B'nin karesidir ya da kök A eksi kök B'nin karesidir. Buradaki eksilik nereden geliyor? Buradan geliyor. Buradaki artılık nereden geliyor? Yine aynı yerden geliyor. Bunu açılımda söylemiştik. Şimdi ne demek istiyoruz? Bakın bulmaya çalışalım. Hangi iki sayının toplamı 7 çarpımı 6. Hocam hangisi çarpıydı? Hangisi artıydı diye sormana gerek yok. Çünkü kök kök içine girmişti ya. İşte bakın kök kök içine girmişti. Ne zaman girerdi? Çarpmadı. O yüzden burası çarpı. Hani karelerini alıp kökten kurtulup toplamıştım ya. İşte burası da toplamı. Hangi, sayı, hangi iki sayının toplamı 7 çarpımı 6? Tabii ki de 7 ile 6. O zaman ne diyorsun? Burası kök 7 artı kök 1'in karesidir. Şu içerisi. Ama dışarıda bir de kök var. Bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? Kök 7 artı kök 1 de 1'dir. Bakın adam ezberden sana formül verdi. Aslında mantığı nerede? Bunun karesiyle kökü birbirini götürüyor. Bak yine hangi iki sayının çarpımı 13 Top, e, toplamı 13 çarpımı 40 arkadaşım. Benim de dilim sürçtü hemen. Ama hemen toparladım. Niye? Bura toplamdı. Bura çarpımdı. Kök kök içine gelince çarpılırdı. O zaman ne olmuş oldu? Hangi iki sayının çarpımı 40 toplamı 13? 8 ile 5 olduğunu gördüm. O zaman ne yapıyorum bakın. Kök 8. Kök 8 artı kök 5'in karesi kök içinde dersem yanlış yaparım. Neden? Çünkü burada eksi var. Burası da ne olması gerekiyor? Hop eksi olması gerekiyor. O zaman şuradaki artıyı ne yapalım? Götürebildiğimiz kadar mümkün olduğunca götürelim. O zaman kare ile kök birbirini götürdü. Ne olmuş oldu? Kök 8 eksi kök 5. Bu sorunun cevabı oldu. Şimdi çok dikkat arkadaşlar. Buradaki ikinci mevzuda şu. A ile B'nin arasındaki ilişki A büyük olacak. Yani sen ikililerde hani arası eksililerde ne yapacaksın? Büyük olanı başa yazacaksın ki ifade artı dışarı çıksın dedik unutmayalım. Peki burada bir daha söylüyorum ne olması lazım? Kök içinde iki sayının toplam şeklindeki bir formatı artı. Bakın burada iki çok önemli. İkinin içinde de ne olacak? Yanında da kök içinde AB olacak. Burası toplam burası çarpım. Yalnız şuranın ikiliğine dikkat edeceksin. Hangi iki sayının çarpımı bu, toplamı bu olduğunu fark etmeye çalışacağız. Bakın bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum, bir daha. Burası 4 değil. Senin işin oranın iki olmasıyla alakalı. O zaman hemen bir daha bir bunu formatlayalım. Hemen nasıl olacak bu adam? 9 Burayı ben iki kere 2 diye ayırayım. İkilerden biri dışarıda kalacak. Eksi iki kök içinde. Bakın bu iki. Derecem 2 olduğu için içeri nasıl giriyordu? Üssü alarak giriyordu. 2'nin karesini aldı 4. 4 diye içeri girdi 2. İçeride de gördü masum 2 vardı. O zaman ne olmuş oldu? Orası 4 kere 2'den 8 oldu. Aynısının tıpkısının benzeri. Zaten görsel olarak birebir aynılar. Sadece arada artı eksi muhabbeti var. Burada da ne olacak? Artı 2 kök 8 olacak. İşte burası bomba önemliydi. Buralar ne olacak? 2 olması lazım, 2 olması lazım, 2 olması lazım. Burada kocaman yazdığımız orası 2 olması lazım, 2 olması lazım, 2 olması lazım dedim. Geçtim. Hangi iki sayının toplamı 9 çarpımı 8? Tabii ki de 9'la ile 8 ile 1. O zaman kök 8 eksi kök 1. Bakın yine büyüğü başa yazdım. Karesinin kökü bunlar birbirini götürsün ki bu pozitif çıksın. Kök 8 eksi kök 1. Bu tarafa bakarsak artı artı. Bu tarafta da aynısının tıpkısının benzeri kök 8 artı kök 1'in karesi nedir? Kök içinde. O zaman ne olmuş oldu? Burası da kök 8 artı kök 1 oldu ki zaten artının dağılma özelliği olsa da etkisizdir dedik. O zaman eksi 1'ler birbirini götürmüş. Kök 1 eksi, kök 1 artı 1 aynı şey. O zaman burası ne oldu? 2 kök 8 olmuş oldu cevabı. 2 kök 8 ne? Burası 4 kere 2. 4 dışarı kilidi kırıp çıkardı. 2 çarpı 2 çarpı kök 2. Buradan da cevapla çıktı? 4 kök 2 gelmiş oldu ki bu sorumu da çok güzel bir şekilde yapmış oldum arkadaşım. Müthiş oldu. Çok güzel oldu. Bayağı bir iyi ders oldu. Geldik buraya. Bana ne diyor? Karenin alanı 4 artı kök 7'ymiş. Karenin çevresi nedir diyor. Hoppala bir dakika şimdi abi. Burası A ise burası A ise. Bakın dikkat edin. Dikkat edin. Benim cevabım ne olacak? A kare eşittir. 4 artı kök 7 olacak. Şimdi her iki tarafın kökünü alırsam zaten ben buranın kare olduğunu biliyorum. Yani pozitif olduğunu biliyorum. A diye dışarı çıkar. Burada da elime ne gelecek? 4 artı kök 7 gelmiş olacak. Nerede? Kök içinde. Şimdi arkadaşlar ben her zaman ne diyorum? Şuraya bir 2 lazım diyorum. Doğru mu? O zaman ben bu ifadenin altını ve üstünü 2 ile çarpayım. Yalnız bu köküm tabii ki de büyük. Çünkü bu sayılar kökün içinde. Bakın aşağı yukarı 2 ile çarptım. Çarparsam ne gelir? Bakalım bir şey gelir mi? Olur mu? 2 ile çarptım yukarıyı. 8 artı 2 kök 7. Aşağıya da zaten 2 eklemiştim. Burası 2. Şimdi müthiş dikkat. Bunu aldım buraya. Burada devam ediyorum. Ve olayı bitiriyorum. Şimdi bakın burası kök olduğu için bölme olduğu için biz bunu köklü sayılardan anlatmıştık. Ne yapılacaktı? Ayrılacaktı. 8 artı 2 kök 7 bölü ne geldi aşağıda da? Kök 2. Niye? Yukarısı aşağısı bölme olunca kök ne yapılıyordu? Yukarıya aşağıya ayrı ayrı yapılabiliyordu. Yani şunun gibi kök içinde 4 kere x varsa sen bunu kök 4 çarpı kök x diye ayırabiliyordun. X pozitifse. Ve bölmede de ne yapabiliyordun? Yukarıya aşağıyı. Mesela ne var bölmede de? 4 bölü x varsa da bu da kök 4 bölü kök x'tir. Yine bölme şeklinde yapabiliyordun. Diyelim ki bunu yaptıktan sonra ne geldi elime? İşte benim bildiğim o tekerleme geldi. Hangi iki sayının toplamı 8 çarpımı 7? O da nedir? Kök 7 artı kök 1'dir. Ve tabii ki de bunun karesi nedir? Kök içindedir. Kök içindedir. Bitmedi. Bir de altında ne var? Kök 2 var. İşte burada son noktayı koyduk. Kökle kare gitti. Hani ezbere direkt yazıyordu ya. Kök 7 artı 1 diye. Biz de orayı o şekilde yazdık. Ve kök 2 yaptık. Olayı da bitirdik. Yalnız bana karenin çevresi kaçtır diye soruyor. İşte bunu da şurada söyleyelim. Şurada söyleyelim. Çevre nedir çevre? Çevre 4A'dır. Hemen 4 ile çarpalım. 4 çarpı ne olmuş oldu? kök 7 artı 1 bölü kök 2 olmuş oldu. Payda rasyon olur mu? Olmaz. Toparlayalım. Yukarıya aşağıya kök 2 ile çarparsam o da ne gelmiş olur arkadaşım? 4 kök 2 çarpı kök 7 artı 1 gelir. Çarpmada yer değişme özelliği olduğu için ben kök 2'yi buraya koydum. Aşağısı 2 oldu. 2'ler sadeleşti. Işte. Şurada bir 2 kaldı. Bu iki kök 2 kök 2'yi de içeri dağıtırsam işte benim ...cevabım ortaya çıkmış oldu ki... ...4A yani çevre... ...çevre eşittir ne olmuş oldu? 2 kök 2'yi... ...kök 7 ile çarparsam... ...kök kök içine girer... ...2 kök 14 olur... ...2 kök 2'yi 1 ile çarparsam... ...2 kök 2 olur... ...ve benim çevreminde cevabı bu çıkar ki... ...müthiş bir şekilde... ...soruyu da çözmüş olduk... ...soruyu da yapmış olduk... ...arkadaşlar 30 dakika olmadan... ...müthiş bir ders oldu... Bakın ben de yavaş yavaş toparlanıyorum, kalemlerimi kapattım ve dersimi bitiriyorum. Ama size yine tekrar tekrar söylüyorum. Artık yazılı haftasına çok yakınız, artık yazılıya yaklaştık. Lütfen lütfen ödevlerimizi yapalım, lütfen lütfen e, sınavlarımıza çalışalım. Zaten Tonguç Akademi sizin için yanınızda, sizin için var. Bakın her dersten yapacaklarımızı yapıyoruz ve ne yapıyoruz artık haftaya yazılıya konsantre oluyoruz ve olayı yavaştan bitiriyoruz arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizin sonuna geldik. İşte karşımda dönüş soru. Cevapları yoruma bekliyorum. Sizleri seviyorum. Bir dahaki derste yazılı simülasyonda görüşürüz.